Arkadaşlar merhabalar bu videomda Geometri Full Tekrar Kampı'nda birinci günün ikinci videosundayız. Doğru açı ve üçgende açı hatta ek çizimlerle ilgili yeni nesil soruların çözümlerini yapacağız. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 15'te kalmıştık. Aşağıda taban açısı x derece olan bir ikizkenar üçgen verilmiştir. Taban açısı x. Matematik öğretmeni Mehmet Bey bu üçgene eş 3 üç tane üçgen tahtaya aşağıdaki gibi çiziyor ve öğrencilerinden x açısını bulmasını istiyor. AD ile DB birbirine eşit verilmiş şu ve EG ile EC birbirine eşit verilmiş. EG ile EC birbirine eşit verilmiş. Şöyle şunlar. BG ile de GF birbirine eşit verilmiş. BG ile de GF. Yani şunlar birbirine eşit verilmiş. Ve bunlar eş olduğu için hepsini çift çizgi koydum. X ise burası da X. X ise şu X kenarlıktan dolayı şuraya kadar X'ti. Çünkü EC demişti. O zaman burası da X deriz. Sonra buradaki x kenarından burası da x deriz ve şu doğrusal demiş. Bak dikkat et dbf doğrusal demiş. Yani orada bir 180 derece var mı? Var. Peki şimdi burada ne yapacağız? Hocam taban açıları yazdık. Tepe açısı da 180 eksi 2x değil mi? Evet. Şimdi burası 180 eksi 2x olacak. Sonra bac açısına 15 vermiş. Bunu da kullanacağım. E, burada da bunu yazmama gerek yokmuş ya. 2 iç açı bir dış açı değil mi? Evet. 15 ile neyi toplarsan x yapar. x eksi -15 15'i. E o zaman burası x eksi 15 olacak. Şurada bir doğrusallık var. x, x eksi 15 ve x. Yani 3 x eksi 15 eşittir 180'den. 3x'i ben ne bulurum buradan? 195 bulurum. Ve x de böylelikle 195 bölü 3. 6 kere 3 18. 5 kere 3 15. Yani 65 çıkar. Bizden de x açısı isteniyor. Cevap balı kesin oldu. 15. soruda. Geldik 16'ya. Şimdi şöyle açılar verilmiş. Arkadaşlar böyle zikzak kuralını yapabilirsiniz ama şurada bir karışıklık oluyor. Biz ispat tekniğini de yapabiliriz. Sivrilerini her yerden paralel çizebiliriz. İşte hocam şuradan çizebiliriz, buradan çizebiliriz, buradan çizebiliriz buradan çizebiliriz, buradan çizebiliriz buradan çizebiliriz, buradan çizebiliriz, buradan çizebiliriz her yerden çizebiliriz. Ama işi daha da kolaylaştıralım istersen. Hani şunlar zaten birbirine paralel ya. Ya hocam ne yapalım burada? Şuradan çizeceğimi e ben tamam U kuralı, Z kuralı onları biliyorum. Şuradan çizeyim M kuralını uygulayayım değil mi? E şurada bir M kuralı var. Bak dikkat et. Şöyle bir M kuralı var burada. Hocam M'den dolayı 35 ile neyi toplarsam şu 90 yapar. Çünkü burada küp şekli olduğu için her yüzde kare olduğu için 90 derece burası. E o zaman buradan çizdiğim zaman M'den dolayı o zaman 35 ile 55'i toplarsam 90 yapar. O zaman burası 55 oldu. E buraya kaç kaldı o zaman? 20 derece kaldı. E burada da yine paralelimize buradan çizeceğimize M kuralı oluşturalım. Hocam x açısında kullanacağım ya şuradan çizeyim tam buradan. Şuradan da çizebilirdim ama o zaman şekil karışacak gibi geldi. Burası daha yakın buraya buradan çizdim. Şurada bir m kuralı var şimdi de. Şöyle bir m kuralına bakalım. Şöyle şöyle ve şöyle. 20 ile neyi toplarsan 90 yapar 70'i. Hocam bak burası da 70 derece yaptı ters açıdan. Şu 90 derece olduğundan dolayı burada kaç da? 20 derece mi yaptı? Evet. Ve dikkat et şurada kaç 20 artı x oldu. Şimdi de Şuradan paralel çizip burada bir M kuralını oluşturabilirim. E burası 90 derece ya. O zaman buraya kaç kaldı? Tamamı 140 50 derece kaldı. Bak şimdi şöyle bir M kuralı var. Dikkat dikkat. Şöyle bir M kuralı var burada. Buradaki M kuralından 50 ile neyi toplarsan 90 yapar? Tabii ki 40'ı. E o zaman bunun 90 yapması için bunun tamamının 40 yapması lazım. E burada 20 derece var. Burada da X var ya. X artı 20 eşittir 40'tan. X'i de böylelikle 20 derece olarak buluruz. Bulmanın çok farklı yolları vardı ama sanırım en kolayı bu. Evet örnek 16 güzel bir soruydu. Böyle bir soru da ÖSYM e sorabilir lütfen. Dikkat edin cevap Cihan çıktı. Geldik 17'ye. Şöyle mavi renkli bir üçgen verilmiş ve burada kaçı 110 derece verilmiş. Bir de böyle bir karton verilmiş. Bunları üst üste koymuşlar. Bu şekilde elde etmişiz. Ve sonra AEB açısı 60 derece demiş. 60 dereceyi demek ki kullanacağım. Bir de şuradaki açıyı da 110 derece olarak vermiş. Demek ki bunu da kullanacağım. E ben bu 60'ı nasıl kullanırım? Hocam şu üçgenin dış açısı değil mi bu? Evet. Yani ben buraya A buraya B dersem 2 iç açı bir dış açı değil midir burası? Aynen öyle. O zaman A artı B'nin ben 60 olduğunu biliyorum. E sonra ne yapacağım? E ne isteniyorsa ona bak. A B. Hocam burası 110 eksi A yaptı. 110 eksi A artı değil eksi B C. B C E. Yani B iste. O 110 eksi parantezinde A artı B yaptı. A artı B 60 ya. 110 eksi 60'tan Cevap 50 geldi. Yani cevap Denizli yaptı. Bak gördün mü? Sadece verilen bilgileri kullandım. Elimi çalıştırdım. Bazen de sadece elimizi. Yani kalemi çalıştırdığımız zaman sonuca ulaşabiliyoruz. Şekil ağda gördüğünüz üzere. 18'e geldik. Özdeş kibrit çöpleri kullanılmış. Arkadaş bunlar bunlar eşit değil mi? Eşit. İkiz kenar var burada. Aa. aa. Hocam burada 3 tane kibrit çöpü. Bak. Burada da 3 tane kibrit çöpü. Bak. Bunlar da birbirine eşit. Ve... Burası o zaman x kenar a artı 33 ise burası da a artı 33 oldu. Bir de soruda takıldım. Takıldığı zaman verilen bilgiyi okuyorum. A, C ile D, e birbirine paralel verilmiş. E madem bunlar birbirine paralel burası a açısı yapıp, burası da a açısı. Hocam şu açı şu açı ve şu açının toplamı 180. A, A, A yani 3 A artı 2 tane 33 var. 66 eşittir 180. 3'e bölsek direkt işlem yapmadan. A artı 22 eşittir 60 yapar ve böylelikle A'yı da kaç buluruz? 38 olarak buluruz. A benden ne isteniyor? BAC açısı isteniyor. BAC. Yani BAC açısı kaç derece arkadaşım? A artı 33. A yerine 38 yazarsa eğer o da 71 mi yapıyor? Evet. Ceyhan yaptı cevap. 18. soru. Ceyhan. Oldu. Geldik 19'a. Bir katlama var. Bunu almışız böyle katlamışız. Sonra bunu almışız böyle katlamışız. Vay. Vay vay. Bakalım. O soruyu da okuyayım önce. Şekil 1'deki boyalı üçgen D boyunca katlandığında şekil 2 elde ediliyor. Sonra bunu da ne yapmışız? Şekil iki de BDF üçgenin DF boyunca katlandığında B E noktasıyla çakışıyor. Evet ben bunu böyle yaptım ya. Bu buraya gelmiş. Yani bu bununla çakışmış. E ile çakışmış. Hocam aslında bunu böyle katlayınca aynı şekilde bak B noktası E ile çakışmış ya. D B geldi. Yani bu kenar buraya geldi. E şimdi biz ne yapıyorduk? Geriye doğru açıyorduk şekli. Burada açıyorduk. Açılmış hali zaten burada var. E burada da şekli açalım. Üst üste binen kenarlar neydi? Birbirine eşitti. Tamam üst üste binen kenarların eşitliğini mutlaka yazalım. Hocam şu kenarla şu kenar üst üste binmişti buradaki katlamadan. Bu kenarla bu kenar da üst üste binmişti buradaki katlamadan dolayı. Sonra aldın sen bunu böyle katladın. Hocam bu kenarla da bu kenar birbirine eşit. Başka şu kenarla da şu kenar birbirine eşit. Tabi üstte binen açılar eşit. Üstte binen kenarlar eşit. Üstte binen açılar da eşit değil mi? Ya sen bunu böyle katladığın zaman bu açılar da birbirine eşit değil mi? Evet. E burası 20 verilmiş. E buraya 160 kaldı. Yani bunlar 80. 80 yaptı. E sen burada katlamadan dolayı bunu buraya aldın ya. Bu da buraya gelmeyecek mi? Gelecek. Yani burası da 80 derece yapar. Bizden A, B, C açısı isteniyor. Bak şu açı isteniyor. Hadi bakalım bunu bulmaya yönelik hamleyi yapalım. Diğer açılarda da böyle katlamalara bakalım. Hocam şurada üstte binen açılar da birbirine eşit olacak. Sonra burada katlamadan dolayı da üstte binen açılar birbirine eşit olacak. Aa ne çıktı burada? 3 tane çizgi. E burası da doğru saldı. 180 bölü 3'ten 60-60-60 çıktı. 80-60-140'tan buraya da ne kaldı? 40 derece kaldı. Güzel bir soru. Katlama ile ilgili 19. soru. Cihan çıkar. Geldik 20'ye. Aşağıda marangoz Ahmet Bey'in çocuğu için 5 adet tahta parçasını birleştirerek bir o katma mekanizması yapmış. Burada açılar verilmiş ve CHD. şurada açı 40 derece verilmiş. E o zaman buradaki üçgene bak. Ne var? Şuralara A A buralara BB dersem. A artı B artı 40 eşittir 180 ya. Buradan A artı B kaç gelir? 140 mı gelir? Evet. E sonra ne yapacağız? Bizden şuradaki x açısı isteniyor. Arkadaş bu köşe var. Bu köşe var. Bu köşe var. Bu köşe var. 4 köşe olunca bununla ilgili n-1 çarpı 180 formülü vardı ya da formülü boş ver. Çek paraleli çek paraleli. Bir tane u buradan. Bir tane u buradan. Bir tane de u buradan. 1 2 3 tane u yapıyor. Şuradaki köşedeki açıların toplamı. Yani 150 artı 2a 2b ve x. 2a 2b ve x. Toplamı 3 tane 180. 3 tane 180 nedir? 540'tır. Hocam şurası A artı B 140 olduğundan burası 280 yapar. E hocam burası 280 artı 150 430 yapar. O zaman x açısı da 540 eksi 430 olduğundan x'i de böylelikle 110 derece buluruz. Evet cevap akça yaptı. Örnek 20'de. Geldik örnek 21'e. Neredeyiz? Örnek 21 neredesin? Ha şuradasın. Aşağıda verilen bir A4 kağıdı uzun kenarları çakışacak şekilde katlanıp açılıyor. Bak şöyle uzun kenarları katlanacak şekilde yap, ya çakışacak şekilde katlanıp açıldı. Yani üst üste binen açılar eşit ya. 90-90 oldu. Şu kenarlarda birbirine eşit. Ayrıyeten şurada bir dikdörtgen çıktı mı çıktı. Dikdörtgen çıkması ne anlama geliyor? Yani şu kenarlar da birbirine paralel anlamına geliyor. Sonra ayrıca bu kağıt BC boyunca A ile K noktaları çakışacak şekilde katlanıyor. Yani şu üçgen ne olmuş? Bir de burada böyle bir katlama olmuş. Hmm. Arkadaş her zaman söylerim ve dikkat edin. Hem paralellik hem açı varsa neye dikkat edin? Z'ye dikkat edin. Hayat kurtarır. Çok kısa bir yoldan yaparsınız. E şimdi burada paralellik olduğunu gördük mü? Gördük. E bir de katlamadan dolayı açı var. Şuradaki açılar birbirine eşit. Ve bizden de BCA açısı isteniyor zaten. E hocam diğer yerlere hiç girmemize gerek yok. Ya hocam şunlar birbirine eşit de bunlar birbirine eşit de bak içimize yaramayacak. Şu bilgi direkt işimize yarayacak. Bak şunlar birbirine paraleldi. Z'den dolayı burası da x açısı yaptı. Ana şu üçgende iki açı yan yana ikisinin toplamı bir dış açı. 2x eşittir 70'ten x'i de böylelikle 35 olarak buluruz. Nasıl? Nasıl taktik? Bu taktik her yerde karşısına gelecek. Böyle ben hem paralellik hem de açı olduğunda bunu diyorum ama hem paralellik hem katlama olduğunda da aynı şeyi düşünebilirsin direkmen. Tamam. Örnek 21. Böylelikle 35 yani Ceyhan çıkar. Geldik örnek 22'ye. Umay bir kağıt üzerine ABC açısı çiziyor. ABC açısını şöyle bir çizelim bakalım. Açı demek başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimi demek. İşte bu ABC açısı. Sevde ise A ve C noktalarından geçen bir doğru çiziyor. Hop şöyle bir doğruyu da çizdik biz. Bu da sevde çizmiş. O sevdenin çizdiği doğruda doğrunun açı kolları ile oluşturduğu dar açıların ölçülerini 80 demiş. Hocam burada bu doğrunun bak şu iki doğrunun kestiği yer oluşturduğu açı ya burası ya burası farklı açılar. E hocam şurası da var burası da var ama aynı oluyor. Şu açıyla bu açı işte bu açıyla bu açı ya. Bunun ikisini düşünsek yeter. E burada da ya bu açı ya bu açı. Yani bizim 80 50 şöyle olabilir. 80 50 bu şekilde olabilir. Ya da 80 dışarıda 50 dışarıda olabilir. Bütün durumları incelememiz de gerekir. Ya da biri içeride biri dışarıda olabilir. Ya da 80 ile 50 yer değiştirebilir. Bunları tek tek inceleyelim. Şöyle olursa kardeşim. Şurası A, B, C. 80'e 50 olursa. 80, 50 daha 130. Burası 50 derece oldu. O zaman bu durum söz konusu. İkisi de içeride olabilir. O zaman bu ne oldu? AC ile BC. AC ile BC eşit oldu mu? Yok. AB ile AC eşit olacak e, ee, bunlardan bir tanesi sağlanıyor mu? ABC açısı yok 80 demiş. BAC açısı 80 demiş. Evet BAC açısı 80 derece olabilir. Bu doğru. Öbür duruma gelelim. Tam bunların yeri değiştiği zaman ne olacak? Hocam burası 50'ye 80 olsaydı eğer burası 50'ye 80 olursa o zaman burası 50 derece olacak. A, B, C de o zaman 50'ye 50. Şu kenarlı şu kenar BC ile AC birbirine eşit olabilir. İkincisi Başka bir durum olabilir mi? Olabilir tabii ki. Hocam şöyle bir durum olabilir. Bir tane açısı dışarıda olabilir. O bir tane açısı dışarıda olan 50 olamaz. 80 içeride olamaz. E, çünkü niye? Arkadaş 80 ile bir şey topladığın zaman 50 derece yapmaz. Çünkü o zaman dışarıda olan açı 80 derece. içeride olan açı 50 derece olursa burası 30 derece olur. A, B, C, D. Yani burası da kaç derece? 100 derece olur. E burada ABC açısı 80 demiş. Hayır ABC açısı o zaman 30 derece olabilirdi. Bu olmaz. Ya da hocam her ikisi dışarıda da olabilir. Her ikisi dışarıda olduğu zaman a, a o da olmaz. Niye? Bir 80 derece burada dışarıda bir 50 derece burada dışarıda. O zaman ne oldu arkadaşım? Buraya 100 derece kaldı. Buraya da 130 derece kaldı. İkisinin toplamı 180'i açtı. Üçgenin açıları toplamı 180 olmalı ya. O yüzden böyle bir durumda söz konusu olamaz. Yani her iki açı içerideyken şunları inceledim. Yerleri bir böyleyken bir de yeri değişikken inceledim. Bir de ne yaptım? Biri içeride biri dışarıda ama 50 dışarıda olamaz. 80 dışarıda olabilir. O durumu inceledim. Ya da her ikisi de dışarıda olanı inceledim. Mükemmel bir soru. Keşke buraya da 30 dereceyi yazsaydık böyle. O zaman üçü de her üçü de doğru olur diyecektik. Ama birincisi yanlış oldu. Gerçekten çok güzel bir soru. ÖSYM sever bu soruyu. Böyle sözel soruları gerçekten seviyor. Ve bu soru tarzı bu sözel soru tarzı bak sınavda çıkmamış bir soru tarzı. Lütfen buna dikkat et. Gerçekten çok hoş bir yorum sorusu olmuş. Ben çözmesem sınavda çıksa sen bu yorumu biraz zor yapabilirsin. Ama bak burada her durumda inceledik mi? İnceledik. Her ikisi içeride. İkisi içerideyken yerlerini değiştirdik. Biri içeride biri dışarıda sadece bir açı için sağlandı. 50 dışarıda olmadı 80 dışarıda oldu. Ya da her ikisi de dışarıda olan için inceledik. Ve artık bundan sonrasında böyle bir soru gördüğünde daha hızlı hareket edebilirsin. Bizde de amaç o. Sınav öncesinde böyle soruları gör ki sınavda gördüğünde afallama. Evet örnek 22. Denizli yaptı yani 2 ve 3 yaptı. Geldik örnek 23'e. Bir katlama sorusuyla karşı karşıyayız. Hop hop açtık. Üst üste binen açılar eşit. Hocam bunlar eşit. Bunlar da eşit. O 30 sa bunlar 75 75 yapar. Sonra başka bir şey verilmiş mi? Hocam şu kenarla şu kenar eşit verilmiş. O zaman bu katlamadan dolayı üst üste binen kenarların eşitliğini yazayım. Bak x kenar. Burası da 70 yaptı. E o zaman buraya 110 kaldı. 110 sa 55 55 olur buraları. 55, 75 daha 130 yaptı buraya da 50 derece kaldı zaten benden bu açı isteniyor. Cevap 50 yani Edremit. Geldik 24'e yine bir katlama mı var burada? Evet ne yapılmış? Bu böyle katlanmış bu böyle katlanmış. Hepsi de aynı doğru üstünde çakışmış galiba. Evet bizden ne isteniyor? D, E, B açısı. Şuradaki açı isteniyor bizden. Şimdi dikkat et. Bu kenar buraya mı geldi katlanınca? Evet çünkü bu üçgen buraya gelmiş bak. Bu arada şununla da şunu eşit vermiş. Ben bunu katladığım zaman bu da buraya mı geldi? Evet. Şöyle katladığım zaman. Yok. Evet evet doğru doğru. Sonra bu kenar buraya geldi. E hocam şu kenarda buraya geldi. E bununla da bu eşit oldu. Vay 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 ne oldu? Hocam burada bak. Anam muhteşem şu çıktı diyecektim. Keşke dik üçgen olsaydı burada. Abi zaten burayı da çift çizgi vermiş. Tamam tamam tamam. Tamam 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 senin adım neydi ya şarkı atlamaya geldi. Neyse bak burası da burası da eşit verilmiş çift çizgi verilmiş. Yani zaten bununla bu eşitti o zaman burası da çift çizgi oldu. O zaman bu çift çizgilerden dolayı bak eşkenar üçgen oldu. E katlamadan dolayı bilmem neler falan filan yazabiliriz. Muhteşem şu çıktı ya burası 90 derece oldu. Buraya da 30 derece kaldı o zaman. E katlamadan dolayı 60 ise burası da 60 yapacak. Ya da şu katlanan burası da aynı eşkenar üçgen ya 60 60 yaptı burası. Tamam 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 60 60 60. E burası da 30 oldu. E sonra e, buradaki üst üste binen açılarda birbirine eşit olacak. Şöyle şöyle. Hocam 60 60 120 buraya da ne kaldı? 60 kaldı. 30 30 kaldı. 60 90 ise burası da 30 ya. Hocam iki iç açı şurada bir dış açıya eşit yani 60 eşit olacak. Cevap Denizli çıktı. Tamam 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 sorusunda. Yani 24. soruda. Geldik 25'e. Ne var 25'te? Aşağıda Saraycık mahallesinde okulun, marketin, parkın, alışveriş merkezinin konumları gösterilmiştir. Pom 30 derece. Neresi? Şurası. Evet. 10 derece verilmiş burası. Şuradaki açı. Şurada işim kolaylaşsın diye şuradaki caddelerdeki üçgeni şöyle oluşturuyorum kardeşim. Bak caddeler şeklinde verilmiş. Açılar da direkt zaten karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyor. Bir de okul, market, park ve alışveriş merkezinde eşit uzakta. Okul burada. Markete eşit uzunlukta. Parka eşit uzunlukta. Bir de pe, pe, nereye? Alışveriş merkezine eşit uzakta. Alışveriş merkezine eşit uzakta. Hocam ikiz kenarlıklar var. Taban açıları. O zaman bak burada şu ikiz kenar üçgende tepe açısı kaç derece? 30. 180'den 30 çıkart. 2'ye böl. 75. 75. Yani burası 75. Bu açının da tamamı 75 derece olacak. 10 derece buradaysa buraya 65 kaldı. Hocam 65. E bununla da bu ikiz kenar. Burası da 65. 65, 65, 130. Buraya 50 derece kalır. Şu açının tamamı 50 derece. Buraya 20 kaldı. Hocam şurada da bir ikiz kenarlık var. Tep açısı 20. 180'den 20 çıkart. 2'ye böl. 80 80 yaptı. E hocam burası da 80. Burası da 80 yaptı. 75 80 ve alfa yan yana. Hop şöyle. Alfa 75 80 toplamı 180. E o zaman burada 15 derece mi çıkıyor alfayı? Aa, yok 25 çıkıyor. Alfayı böylelikle 25 derece olarak buluruz. Örnek 25 balıkesir çıkar. Geldik örnek 26'ya. Aşağıda verilen rüzgar gülün kanatları taban açıları 55'er e derece olan 3 adet ikiz kenar üçgenden oluşmuştur. 55, 55, 110. 55, 55, 110 sa buraya 70 derece kaldı. Burası da 70, burası da 70. Bunlar da kanatlar arası eş açılar. arkadaş bunun tamamı 360 değil mi? 360. Bu açılarda eş açılarsa 360'tan 1, 2, 3 tane 70. Yani 210 çıkart 150. 150'yi de 3'e bölsen 50, 50, 50 olur buradaki açılar. Bunlar ikiz kenar üçkendi. Şu eş yapılar bunlar çok önemli. ÖSYM çok kullanılır bunu. Eşitleri mutlaka yaz. A eşitleri yazınca şurada bir ikiz kenar üçgen çıktı. Ve tepe açısı da kaç derece burada? Hop 120 derece. Hocam burası 120 derece ya. İkiz kenar ya. 180'den 120 çıkart 2'ye böl. 30 30'ar derece oldu. Eee sonra bu tepe açısı 70 ya. Taban açıları da 55-55 değil miydi bunların? Evet. E o zaman ne oldu burada? Alfayı da 25 derece olarak bulduk. Çünkü 55 tamamı 30 da burada. 55'ten 30 çıkınca 25 kalır. Cevap deniz çıktı. Böyle eş yapıları ÖSYM seviyor. Dikkat. Geldik 27'ye. Evet bir katlama. Katlamada eski haline geri açıyoruz. O eski halinden eser yok şimdi deyip açtık. Bir kere 40 90 buranın 50 olduğunu biliyorum. Üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. Burası da 50. E sonra hocam üst üste binen açılar burada da eşit. Burada da eşit. E 40 ise ikiz kenarlık var. 180'den 40 çıkart. 142'ye böl. 70 70 oldu burada. A 70 50 yan yana geldi. 70 50 daha 120 60 kaldı buraya. 60 90 ise buradaki dik üçgenden soru işaretini 30 derece olarak buluruz. 27. soru Denizli oldu. Geldik 28'e. Aşağıdaki görselde aynı okula giden 3 arkadaşın evlerinin okula göre konumları verilmiştir. Şimdi tamam ne yapıyoruz? Üçgen şeklini oluştur kardeşim. Hop şöyle hop şöyle. Yollar demek bu yolların kesiminde üçgen. var. ÖSYM de kullanıyor bunları. Ee, o yüzden dikkat et. Daha yeni M da çıktı zaten bu yollarla alakalı şey soru. Evet 20 derece verilmiş x derece. Şimdi aslı Barış ve Cemil'in evlerinin okula olan uzakları aynıdır. Aslı bak şimdi dikkat. Et. Aslı Barış ve Cemil'in okula olan uzakları aynıdır. Yani şunu da şöyle çizersem bu da bu da bu da aynıdır diyor. E o zaman 20 ise burası da 20'dir. x ise burası da x'tir. E sonra başka x kaç derecedir diye soruluyor bize. Başka bir şey var mı burada? Bir de Barış'ın evi okula ve Cemil'in evine aynı uzaklıktır. bu bilgiyi de vermiş. Bak Barış'ın evi bu sefer Barış'ın evi okula ve Cemil'in Cemil'in evine aynı uzaklıktır. Okula ve Cemil'in evine aynı uzaktadır. Bak okul ve Cemil'in evine aynı uzaklıkta. Yani okul ve Cemil'in evi burası değil mi? Evet. Yani şurada bir eşkenar üçgen çıktı kardeşim o zaman. Bak eşit 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 çıktı. E o zaman ne oldu burada? Olay çıktı. E, arkadaş neler çıktı burada? 60, 60, 20, 20, x, x. E, bu üçgenin iç açıları yani 2x var bir de 20, 20, 40 var bir de 60, 60, 120 var. Bunların toplamı 180 olacak. Şu ikisi 160 yaptı. 2x eşittir 180, x 160'dan 20. x açısı da böylelikle 10 derece mi yapar? Evet. 28. soru Akçay yaptı. Bir an afalladım soruyu çözemez gibi oldum. Hemen soruyu okudum. Okumadığım yeri okuyunca bak sonuca ulaşıyorum. Verilen bilgiyi kullanmak dediğimiz olay bu. Geldik 29'a. Yine bir katlamayla karşı karşıyayız. Katlamada böyle açacağız. Ve açtıktan sonra. Şimdi verilen açılara bakalım. Şimdi A üstü DB, A üstü DB. Şu açıyla buraya A diyelim. A üstü EC, A üstü EC. Şu açının toplamı bize 130 olarak verilmiş. Bu A artı B. Hmm. Ya biz A ile B şöyle gidelim istersen. Şurada üst üste binen açılar birbirine eşit mi? Üst üste binen açılar birbirine eşit mi? Bence şuralara x x diyelim. O zaman buraya 180 2x kalsın. Buraya y y diyelim. Buraya da 180 2y kalsın. Hocam şu x'in toplamı 180 2x artı 180 2y toplamı 130 verilmiş. O zaman 2x 2 2 öbür tarafa attık. 2x artı 2y yaptı. 130'u buraya atınca 180'den 130 çıkınca 50. 180 ile de toplarsam 230 yapar x artı y de buradan 115 mi yapar? Evet. x artı y'yi 115 bulduk. Bizden d a üstü e isteniyor. d a üstü e. Hocam alfa isteniyor. Evet buradaki üçgende x artı y artı alfa da 180 derece değil mi? Hop burası 115 ise alfa da 180 eksi 115. Yani 65 derece yapar. Cevap böylelikle 29. soruda denizli yapar. Geldik 30'a. Şöyle bir katlama var yine. Katlama ile ilgili çok soru sormuşuz ama ÖSYM de çok seviyor kardeşim ya. Ya ÖSYM yani bu katlama demek aslında ÖSYM'nin temel mantığıyla alakalı soruları soruyoruz biz burada. Katlama demek eş yapı demek eş yapı. Ya illa katlama sormak, sormak zorunda değil. Döndürme de sorabilir. İşte kesip başka bir yere de yapıştırabilir. Biz katlamadaki mantığı anlarsak diğer döndürme olsun, kesip başka bir yere yapıştırma olsun. O tür soruları da rahat bir şekilde yaparız. Sen eş yapı mantığını anla, katlamadan da yeter ki. Tamam bir de katlamada eş yapıda da bir de üst üste binen kenarlar eşit üst üste binen açılar eşit hikayesini de çok kullanıyoruz. Buna da dikkat et lütfen. Ben bu şekilde katlamışım ve katladığım zaman buraya gelmiş. Katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam şu açıyla şu açı eşit olacak sonra bu açıyla da bu açı. Genelde karışık olan açıları yazmıyoruz. O yüzden bunu sileyim. Sonra şuraya bakacak olursam böyle bir katlama yapılacak olduğu yapıldığında şu dik ve kenar orta olmuş. A şuradaki üçgende hem dik hem kenar ortay. Yüksekliği ayrı bir göz alıyorduk. Hem yükseklik hem kenar ortay. Aklıma ne geldi? İkisi kenar. Yani şu parçayla daha doğrusu şu parçayla şu parçalar birbirine eşit. Ve aynı zamanda açı ortay. Bu açıyla bu açıda birbirine eşit. E sonra C, D, B üssü açısıyla. C, D, B üssü açısıyla. O C, D, B üssü açısını ben nasıl bulacağım be ya? Şuradaki açıyla dur bakayım şuradaki açıyla. B, açısı. BAC açısı arasındaki ilişki isteniyor bizden. Evet. 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 Bir yerden başlayacağız arkadaşlar. Nereden başlayacağız? Şimdi burada diklik verilmiş. DK ile KC eşit verilmiş. E tamam. Verilen bilgiler sanırım bana yeterli. Hadi bakalım. Bir yerden başlıyoruz şimdi. Alfa 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 diyelim mi buraya? Diyelim. Sonra 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 sonra. Burası ne oldu arkadaşım? 90 eksi alfa mı oldu? Oldu. Çünkü buradaki dik üçgenden dolayı. Sonra ne olacak? Hocam şu 90 eksi alfa burası 3 alfa. O zaman buradaki açı ne olacak? Ee, toplamları 90 eksi alfa artı 3 alfa artı şu B açısı diyelim. B açısı toplamı aram görünmüyor. Tekrar yazayım. 90 eksi alfa artı şurası kaç? 3 alfa artı B açısı 180 yapmak zorunda. Ve böylelikle burası B açısı ne oluyor o zaman? B açısı 90 eksi 2 alfa mı oluyor? Evet 90 eksi 2 alfa oldu. Hocam katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. O zaman burası da 90 eksi 2 alfa. A burası 90 derece ya. Bu ikisinin toplamı da 90 olacak. 90 eksi 2 alfa, 90'a tamamlayanı da 2 alfa yapar. E o zaman soru çıktı. Bak şimdi CDB D, B üssü. C, üssü. Bir an bulamayacağım zannettim. 2 alfa bölü B, A, C. 3 alfa isteniliyor bizden. Cevap 2 bölü 3 çıkar. Yani cevap C an oldu 30. soruda. Geldik 31'e. Aşağıdaki şekilde 3 eş ikizkenar üçgen şeklindeki levha bitişik şekilde verilmiştir. 3 eş levha verilmiş. Eş yapılar verilmiş. Eş yapılarda neye dikkat edeceğiz? Kenarların eşitliği ki yazılmış. Burada açıların eşitliği. Hemen açıların eşitliğinde alfa 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 taban açılarına yaz. Ma. Niye alfa burada kaçayım çünkü. X x, x x x x x x yaz kardeşim. Şimdi bir tanesi devrilmiş böyle konulmuş. E hocam şunlar eşitti. Bak şu da eşit. Bak bunlar da eşit. Tamam. E ben bunların taban açılarının xx olduğunu biliyorum. Burasının da xx olduğunu biliyorum. Burasının da x xx olduğunu biliyorum. Sonra ne yapacağız burada? E hocam burada B üssü A E'yi vermiş. B üssü A E'yi vermiş. Kaç derece? 30 derece vermiş. A B üssü C açısını vermiş. A, B üstü C açısını vermiş. Burayı da 100 derece vermiş. Hmm. Şimdi 30 ve şeyi kullanacağım. Arkadaş burada verilen bilgileri öncelikle kullanalım. Nasıl kullanacağız? Ya boşuna eş yapı. Valla bu da çok güzel bir soru. Ben, ben fark ettim de siz fark ettiniz mi bilmiyorum ama iyi ki böyle yazmışız. Bak sen yazmadın büyük ihtimalle. Şu 30'u ve 110'u yazdın. Eşitleri yazdın. Tamam buradaki ikizkenarlığı görmüşsündür belki ama şuradaki 30'u kullanamadın değil mi? Niye kullanamadın? Kullanamamanın tek sebebi şu. Arkadaş burada eş yapı, eş yapı, kenarların eşitliği önemli yazdın. Açıların eşitliği de önemli. Bak öncesinde yazmıştım ben. E hocam açıların eşitliğini kullanayım. Bak şu açı x açısı. Bak bu açı da x açı. Ana bunlar aynı yöne bakıyorlar. Yöndeş oldu. Ya hatta şunlar da birbirine paralel oldu diyebiliriz yöndeşlikten dolayı. Gördün mü? E hocam Buradaki paralellik bir işime yaramıyor. Şöyle bir Z falan. Ama şuradaki paralellik işime yarıyor. Şurada bir Z kuralı var. Gördün? Gördün, gördün, gördün. Yani burası 30 derece oldu. Bak, e, o yüzden eş yapılarda açıları mutlaka mutlaka yaz kardeşim. Mükemmel bir soru yıldız hak etti. Daha çözümü tam yapmadan. E bunun tamamı 100'dü. 30'u buradaysa buraya 70 kaldı. E bu da bir ikizkenar. Allah'tan eşitlikleri de yazmışız. 180'den 70 çıkart 110 2'ye böl 55 55 çıkar. Mükemmel bir soru. Alfa açısı böylelikle E dremit yani 55 oldu yani E dremit oldu. Çok güzel bir soru. İşte eş yapılarda dikkat dikkat dikkat. Her zaman söylüyorum. Kenarların eşitliği, açıların eşitliği. Soruyu yapamadığın zaman yaz. Oradaki bilgiyi kullan. O verilen bilgi çaktırmadan verilmiş oluyor. Kenarların eşitliği ya da açıların eşitliği her zaman verilen bilgi odaklı gidiyoruz. Gördün mü dedik ama geometri görme işi değil. Verilen bilgiyi kullanma işi. Evet geldik 32'ye. Hira koşu antrenmanı için önce A noktasından B noktasına gitmiş. Sonra B noktasından C noktasına gidecektir. Evet Hira ABC üçgeni şeklinde bir yer. Önce A'dan B'ye gitmiş. Tamam. A, B, C. A'dan B'ye gitmiş. Sonra kuzey çizgisiyle şey yapacak. 102 derece yapacak. Kuzey çizgisi bu ya. A'dan B'ye giderken. Hop şöyle 102 derece. Ee, o zaman daha geniş olacak. Şöyle mi olacak o zaman? A'dan B'ye. Dur tam tersi. Şöyle olacak o zaman. Ya şimdi şimdi dur dur sana bir şey söyleyeceğim. A, B, C'yi yazdık şimdi. Rastgele yazdık. Kuzey çizgisini çizdiğimiz zaman A'dan B'ye, A'dan B'ye giderken kuzey çizgisiyle kaç derece yapacak? Dikkat et. A'dan B'ye doğru giderken yani A'dan B'ye giderken şöyle kuzey çizgisini çizdiğin zaman 102 derece yapacak. O zaman tam BC böyle olsun. Fark etmez. Biz kuzey çizgisini hep böyle dikey olarak düşünüyoruz ama A'dan B'ye giderken kuzey çizgisi 102 derece yapacak. Kuzey çizgisiyle A'dan B'ye giderken işte demek ki bizim kuzey çizgimiz aynen şöyle olacak kardeşim. 102 derece yapacak ya işte bu. 102 derece gösteriyor. Gördün mü? Şu şekilde olacak. Kuzey çizgimiz bu şekilde. İstersen şey şekli böyle çevir. Fark etmez. Ee, A'dan B'ye giderken 102 derece yaptı. Burası da C. Sonra B noktasından C noktasına giderken pusulanın kuzeyi gösteren ibresi ee, şu şekilde olmuş B'den C'ye giderken. Kuzey çizgisi B'den C'ye giderken. Kuzey çizgisi bu şekilde ya buna paralel çizmek zorundayım. B'den C'ye giderken de hop şuradaki açısı da 38 derece olarak gösterilmiş. Yaptığı dar açısı B'den C'ye giderken yaptığı dar açısı 38 derece olarak gösterilmiş. Yani B ile C arasındaki dar açısı. Burası 38 derece olarak gösterilmiş. Arkadaş şunlar birbirine paralel değil mi? Evet. 102. E, yöndeşlikten dolayı burası da 102. E, o zaman burası da 102 yaptı. E ben burada kaç şey bulurum o zaman? Burada kaç kaç? Toplamı 140. Buraya da 40 derece kaldı? Evet. Sonra AB ile BC birbirine eşitmiş. AB ile BC birbirine eşit. Tepe açısı kırsa taban açıları 70-70 mi yaptı? Evet. Şimdi bizden ne isteniyor? O zaman Hira'nın C noktasında A noktasına giderken pusulanın kuzeyi C'den A'ya giderken pusulanın kuzeyi arasındaki mesafe. Yani kuzey çizgisi zaten buydu. 70 ile neyi toplarsak 102 yapar? Hocam 32'yi toplarsak pusuladaki ibre ya 32'yi gösterecek ya da tam tersi 180 e tamamlayan açısı 148'i gösterecek. Onu arayacağım. Yani kaçtı? 32 ya da 148. Var mı 148? Var. O da C şıkkında var. Cevap Cihan Par Kuzey çizgisi dediğimiz olay bu kardeşim. Ha genelde böyle kuzey çizgisini böyle dikey çiziyoruz ama sen de şekli ABC üçgenini ona göre çizerdin. Yani şöyle bir ABC üçgen çizip o şekilde de yapabilirdin. Kuzey çizgisi böyle yapıp burada kaçı 102 derece olarak söyleyebilirdin dostum. Ona göre de çizim yapabilirdin. Ben ilk etapta ABC'yi çizdikten sonra kuzey çizgisi böyle olsun 102 derece böyle olsun diye belirledim. Ee, B'den C'ye kuzey çizgisini çizmek için de kuzey çizgisi her zaman her yerde paralel ya. E o yüzden böyle çizince bunlar paralelliği kullandım. 40 çıktı, 70 70 çıktı. Sonra AC'yi kestiği yerde ya 32 derece ya 48 derece gösterecek. 148 derece gösterecekti pusula. Ee, 148 derece var. İşte o da cevap Cihan yaptı ve. Sanırım bitirdik arkadaşlar. Birinci gün ikinci video bitti. Yani birinci günü tam anlamıyla bitirmiş bulunuyoruz. Sırada ne var ikinci günde? Dik üçgen var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde. İkinci günde. Görüşmek dileğiyle demeden önce. Ama çok tatlı sorular vardı ya. Gerçekten çok hoş sorular vardı. Tekrarlar çok hoş oluyor sanki değil mi? Bence hoş oluyor. Yaz bakayım yorumlara. Nasıldı sizce? Hadi bakalım. Bir sonraki ikinci günde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.